Herkese merhaba arkadaşlar. Bulunmaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda size çeşitli kuyumculuk, üretim, teknolojiyle ilgili bir sürü video paylaşıyoruz. Bu videonun bir özelliği var. Videomuzu Türkçe hazırladık. Bildiğiniz gibi kanalımızda şimdiye kadar hep İngilizce videolar hazırlıyorduk. Çünkü yurt dışına hitap eden ürünler yapıyoruz. Yurt dışına pazarlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden yurt dışına ürünlerinizi tanımayan, bilmeyen, bu tarz teknolojileri ilk defa görmüş birçok insan var. Bu yüzden videolarımızı İngilizce olarak hazırlıyoruz ama son birkaç aydır videolarımızı siz de izliyorsunuz ve sizden gelen talep doğrultusunda Türkçe videolarda hazırlamaya başladık ve bugün Harun Usta ile beraberiz. Harun Usta bizim teknik servisimizin başındaki arkadaş. 6-7 kişilik küçük bir teknik servisimiz var. İçinde teknisyen arkadaşlar, tasarımcı arkadaşlar var. Harun Usta da zaten bu işlerle uğraşmaya başladığından beri teknik servis, eğitimler olsun, tasarımlar olsun, makine tasarımları olsun, müşteri ilişkileri olsun hepsini yapıyor ve şu anda da bu teknik servisimizin başındaki arkadaş beraber Bengal Master B12 son çıkardığımız, son tasarladığımız CNC makineyle ilgili bugün sensörle ilgili makinenin en çok merak edilen, en çok soru sorulan özelliği sensör, yüzey tarayıcı dediğimiz özelliğini anlatan bir video çektik. Bu ne işe yarıyor? Şurada bir tane bilezik var. Bu bileziğin üzeri düzgün değil. Gördüğünüz gibi girinti çıkıntılar var. Bunu mükemmel yapmak için çok fazla uğraşmanız lazım. Bu uğraşa değmiyor. Hızlı bir şekilde üretim yapmamız gerekiyor. Bu yüzden bileziklerin üzerinde girinti çıkıntılar oluyor. Ayrıca altın fiyatları çok fazla yükseldiği için çok ince ürünler tasarlamamız, çok ince ürünlere çalışmamız gerekiyor. Yine sensör. Bu ince, ne kadar ince isterseniz isteyin, sensör rahatça çalışabiliyor. İsterseniz bunu bir kesip ürünün ne kadar kalınlıkta olduğunu da görelim. Şuradan gösterebilir miyiz arkadaşlarım? Kompası sıfırladık ve bakalım 0.25 milim kalınlığında bir bilezik. Makineye taktığımız bilezik de aynı seriden, aynı şekilde şarnel sistemiyle ürettik. 0.25 milimetre kalınlığında işlem başlamadan olan bir bilezikle operasyona başlıyoruz. Üzerine önce sensörle tarama yapacağız. Arkasından C ekseni dediğimiz kalem atan bu kafalarla bir zemin. Önce bu C ekseniyle zeminini yapacağız. Arkasından ikinci C eksenimizle, Bengal Master'da iki tane C eksen var, üzerine kalem atacağız. Niye kalem atıyoruz? Çünkü kalem zaten derine giren bir işlem. Zemin zaten derine işliyor. Dolayısıyla oldukça iddialı bir model. 0.25 mm kalınlığındaki bir bileziği bu kadar işlemden geçirip ürün patlamadan, kesilmeden, delinmeden güzel bir şekilde bitirebiliyorsak tahminince 0.15 milim gibi bir şey. İşlem bittiğinde 0.15 milim olmuş olacaktır. İsterseniz çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. İşlem devam ederken makineyle ilgili daha fazla özellikle anlatacağız. Buradan ilk önce sensörümüzü başlatıyoruz otomatik olarak. Makine başlıyor ve tüm işlemi tamamen kendisi yapacak. Burada sensör önce tarıyor ve bileziğin üzerindeki girinti çıkıntıları tespit edecek. Arkadaşlar, bu videonun bir özelliği var. Videoyu tek parça halinde yapıyoruz. Çünkü sizin de videoda kesinlikle bir hile, bir üründe bir değiştirme veya işlem yaparken sensör başladıktan sonra kalem atmada, zemini hazırlamada hiçbir şekilde hile, bilgisayara müdahale olmadığını görmenizi istediğimiz için bu ekrana şu saatten sonra artık kesinlikle dokunmayacağız. Çünkü Bengal Master bu işi kendi yapıyor. İşlem sırasında zemini atarken, kalemi atarken inip çıkma yapmaya, yanlış hatalı yerlerde müdahale etmemize kesinlikle gerek yok. Çünkü artık bu bizim değil, Bengal Master'ın işi. Bu otomatik sensörle zaten makina bu girinti çıkıntıları algılıyor, hatasız bir şekilde tespit ediyor. Ve sensör işini tamamladı. Şimdi zemin başlayacak. İstersen pencereyi kapatalım, çapak gelmemesi için. Biraz makineden bahsedelim. Makine zemine başladı ve zemin işini kendisi bitirip ardından kaleme geçecek. Gördüğünüz gibi kesinlikle ekrana dokunmuyoruz. Ekran tamamen kendi işini yapıyor. Ve üzerine bileziğin üstteki çıkıntılar fotoğraf olarak zaten modelimize gelmiş oldu. Arkadaşlar, Türkçe video hazırlıyoruz dedim. Bu Türkçe video serilerimiz, 8 videoluk bir seri hazırladık Harun Usta ile beraber. Gel böyle abi. 8 videoluk bir seri hazırladık Harun Usta ile beraber. Aşağıdaki açıklamalardan da Bengal Master'ın her bir özelliğini tek tek anlattığımız bu videolara ulaşabilirsiniz. Divizörünü, C eksenini, evet, ikinci aşamaya geçiyor. Şimdi Bengal Master kalemini atacak. Dediğim gibi kesinlikle makinaya, ekrana, hiçbir şeye, ürüne dokunmuyoruz.
Pencereyi açmaya gerek var mı? Daha iyi görünür. Tekrar Bengal Master'ın penceresini açalım. Burada makina kalemini atmaya başladı. C eksende elmas kalem kullanıyoruz. Bu son işlem tarama, zemin ve C eksenden sonra bilezik bitmiş olacak. Daha sonra bileziği çıkartıp üzerindeki modele bakacağız. Hata olup olmadığını beraber göreceğiz ve en son olarak da bileziğimizi kesip en son makina kaç milim inceliğe ulaştığını göreceğiz. Nasıl gidiyor? Güzel. Bengal Master ile ilgili söylemek istediğim bir şey, yenilik olarak arkadaşlara anlatmamız gereken bir şey. Zaten dediğim gibi bu 8 videoluk serimizi izlerseniz aşağıdaki linklerden çok fazla bilgi alabilirsiniz. Ama bunun dışında Bengal Master ile ilgili yenilik neler geldi? Yenilik neler geldi? İşte sensör yüzey tanıma. Sensör var. Yaklaşık 1 senelik bir çalışmanın sonucunda artık kullanıyoruz. Yüzey sensörü hatasız bir şekilde çalışıyor. Bunun üzerine devamında düz parçalar kayarak 4 köşe, 6 köşe, 8 köşe gibi bilezikleri, farklı objeleri işleme özelliği geldi. Bununla beraber yine dairesel bilezikleri zaten artı elips bilezikleri de yine. Arkadaşlar altıgen, sekizgen, kare, oval, bu tarz bütün farklı şekillerdeki ürünleri, bilezikleri de Bengal Master'la yapabiliyorsunuz. Nasıl yapabiliyorsunuz? Makine 12 eksen arkadaşlar, 11 eksen değil. Burada çok önemli bir fark var. 12. eksen divizörün ileri geri hareket etmesini sağlıyor ve bu şekilde makina yuvarlak dışında düz parçalara da altıgen, sekizgen, bunları da daha sonra diğer videolarımızdan görebilirsiniz. İşlem yapmaya elverişli. Bunun dışında başka yeni özellik neler var? Şu an için yeni özelliklerimiz bu kadar ama yine devam ediyoruz. Yani sürekli bir araştırma, geliştirme. Yani müşterilerden gelen talepler çok önemli burada. Hani sizin de her zaman dediğiniz gibi yorumlar her zaman beklediğimiz şeyler. Çünkü oradaki yorumlar bize her zaman yeni bir şeyler yapmanın yolunu açıyor. Evet arkadaşlar, Bengal Master B12'yi beğendiyseniz ve kafanızda sorular varsa bu makineyle ilgili bizi arayabilirsiniz. Ama bunun dışında aşağıya yorumlara da yazabilirsiniz. Bu yorumları biz mutlaka direkt yorumun altına cevaplıyoruz ki diğer arkadaşlar da soruları görüp cevapları öğrenip bu konuda daha fazla bilgi sahibi olabilsinler. Sanırım işlem bitmek üzere. Ne kadar? Biraz daha var, biraz daha zaman var. Sanırım 4,5-5 dakikalık bir işlemimiz sürecek. Aynen, 5 dakika. Bileziğimiz patlatmadan hala tek parça halinde. Güzel bir şekilde işlem devam ediyor. Makina bütün işlemi tamamen kendisi hallediyor. Hiçbir şekilde ekrana, kontrol ekranına, bileziğe, makineye dokunmadık. Bu çok çok önemli. Neden? Çünkü bu soruyu her zaman alıyoruz. Makine, sensör çalışıyor mu doğru düzgün, yoksa sensöre müdahale etmek zorunda mıyım? Bitti mi? Bittiyse ürünü çıkaralım istersen. Önce içini gösterelim. Bir patlama bir şey var mı? Eğer varsa bu iş olmamış demektir. Ama yoksa mükemmel bir şekilde. Gazeteyi çıkartabiliyorsun. Plastiği çıkartabilecek miyiz? Diğer videolarımızı da izleyen arkadaşlar hatırlar. Plastiği çıkartırken başımıza gelmeyen kalmamıştı. Zor biraz. Plastik neden bu kadar sıkışık arkadaşlar? Çünkü zaten bir sürü işlem yapılıyor ürünün üzerinde ve plastiğin çok sıkı bir şekilde bileziği tutması gerekiyor. Kesinlikle titreşim olmaması gerekiyor. Bu yüzden plastiği çok fazla sıkıyoruz. Çıkarırken de zorlanabiliyoruz. Ama eliniz alışınca zaten daha akıcı olur. İstersen bileziğin içini dışını bir gösterelim. Şöyle içine bakarsanız hiçbir şekilde patlama. Arkadaşlar iPhone XS Max kullanıyoruz. Kamerası oldukça iyi ama çok iyi göremiyor olabilirsiniz. Biraz zoom yaparsak veya gördüğünüz gibi bileziğimiz mükemmel bir şekilde içinde bir patlama oluşmadı. Şuradan içine bakarsanız zoom yapınca görünüyor mu? Evet. Hiçbir sorun yok. Şimdi bileziğimizi şimdi bilezik için en önemli şey içini kesip kaç milime indiğini, bu işlemin sonunda kaç milimlik bir bileziğimiz var bunu da tespit edersek sanırım ben kesiyorum. Ben kesemeyeceğim, sen kes. Çünkü ben kesince bazı videolarda bileziği paramparça ediyorum. Başıma iş açıyorum. Buradan bakalım. Neresinden bakalım? Zeminin olduğu yerden. Zeminden bakarsak. Evet.
0.17-0.18 aralığında zeminin olduğu yerden bakıyorum. Bir incelik var. 0.25 milim. 0.25 milimlik bir bilezik takmıştık işlemin başında. 0.17 milim, yaklaşık 8 milim diyebiliriz civarında bir incelme olmuş. Makina bileziği patlatmadan, delik açmadan, delmeden güzel bir şekilde işlemini yaptı ve 0.8 milimlik, 1 milimin %8'i oluyor herhalde. İnanılmaz. 0.08. Saç teli gibi istersen bakalım. Saçımın telini de ölçersem. Aşağı yukarı aynı bir... 0.05'tir saç teli bu arada. 0.05. Yani saç teline çok yakın bir ölçüde hemen hemen iki tane saç teli kadar bir oyma yapıp modelimiz gayet güzel bir şekilde görülebiliyor. Nerede o modelimiz? Modelimizde hiçbir sorun yok. Bileziğin üstüne işledik ve oldukça, şu an terazimiz yok ama oldukça hafif bir ürün. Yani altın olarak. Dediğim gibi altın fiyatları sapıttı, zıvanadan çıktı. Zaten son 2-3 yıldır böyleydi. Şimdi virüs mülüsle derken iyice kontrolden çıktı. Bu altın fiyatlarına karşı yapacak bizim kuyumcu imalatçısı olarak yapacağımız şeyler zaten kısıtlı. Biraz ağırlığı azaltmak, daha hafif ürünler üretmek. Bangle Master B12 ve yeni sensörü de zaten bu amaç için. Ana tasarlanma sebeplerinden birisi de bu amaç. Başka söyleyecek bir şeyiniz var mı? Güzel bir video oldu bence. Yok, makine her şeyi söyledi. Makine her şeyi söyledi. Zaten biz burada 3 kişiyiz. Harun Usta dediğim gibi bizim teknik servisimizin başında. Ben böyle videolarda dolaşıyorum ve makine de şovunu yaptı zaten. Bunun dışında dediğim gibi 8 videoluk Bangle Master'ı daha detaylı tanıyabileceğiniz bir Türkçe videolar serimiz var. Her bir videoda divizörünü, spindle'ını, takım değiştiricisini, kontrol panelini, sensörünü ayrı ayrı anlattık. Bu videonun açıklamalarına aşağıya bu linkleri de koyduk. Türkçe videolarımız devam edecek. Evet. Kanalımıza abone olursanız, abone olarak bizi desteklerseniz, videomuzu likelarsanız çok seviniriz. Likelamasanız da seviniriz çünkü izliyor olmanız bize zaten gerçekten büyük bir mutluluk veriyor. Aynen öyle. Bunun dışında bir sonraki video için planların var mı? Yani sürpriz galiba. Şu an için yok. Şu an plan yapamadı. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için. Web sitemizi bulunmaz.com adresinden ziyaret edebilir. İstanbul Kapalı Çarşı'da showroom'umuza her zaman gelip makinalarınızı görebilirsiniz. Ekim ve Mart İstanbul fuarlarında her zaman makinamız oluyor. Bu fuarlarda da standımızı ziyaret edip Harun Usta'dan, benden ya da diğer arkadaşlardan detaylı bilgi alabilirsiniz. O zaman son olarak son sözü sen söyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok sıradan bir son söz oldu ama en azından bir sonraki videoda tekrar düşünüp başka şeyler söylesin. Aynen. Teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.